Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, bir süredir devam ettirdiğimiz, sanırım bugün 17. gün, Risale okumalarında, Sözler Risalesi'nde 14. Leman'ın 2. makamında 6. sırra geldik. Artık bu metni bitiriyoruz inşallah bugün. Bir önceki gün 5. sırrın ayetlerini konuşmuştuk. Ayetler özelinde 5. sırrın daha önceki derste dokunamadığımız noktalarına dokunmaya çalışmıştık. Dediğim gibi aslında 14. Leman'ın 2. makamını toparlayan sır 5. sır. Yani 4 sırda söylenecekler ana hatlarıyla söyleniyor. 5. sır bizde oluşabilecek ifratları ya da böylesi metinlerde karşılaştığımız sorunlara karşı çözüm bulamadığımızda başvuracağımız ilaçları veriyor bize. Bakış açısını veriyor bize. Orada işte bir hadis-i şerif örnek verildi. Buna benzer sözleri Evliya'nın kitaplarında da bulabilirsiniz. Rastlayabilirsiniz. Mutasavvıfların eserlerinde de olabilir. Başka yerlerde de olabilir. Onlarla karşılaştığınız o sözleri nasıl anlamanız lazım? Onun perspektifini veren bir sırdı 5. sır. Toparlayıcı bir mahiyeti vardı. Oradan da zaten metnin sonuna doğru geldiğimizi anlamıştık bu toparlanmadan. 6. sır artık hüsnü hatime veriyor bize. Nasıl bir hüsn var burada? Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan hakikat, Peygamber Efendimizin nübüvvetiyle bağlanacak. Rahmaniyet hakikati, nübüvvet hakikatine bağlanacak. Ki daha önceki derslerde de bunun altını çizmeye çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın bize olan ilgisi rahmaniyet üzerinden görünüyor. Bu rahmaniyet ilgisi gerektirir ki, Cenab-ı Hak kullarına nübüvvetle de, vahiyle de doğru yolu göstersin. Yani geri kalan bütün varlık sahasında bizimle ilgilensin de, ihtiyaçlarımızı karşılasın da, hayatı tam bizim rahat edeceğimiz şekilde düzenlesin de, varlığa öyle bir nizam versin de, en çok acaba yaşadığımız itikatta, amelde, en çok acabalara sahip olduğumuz hayatın içinde, bize bir rehber, bir pusula tayin etmesin. Biz bu imkansızdır dedik. Deistlerin aleyhine biz diyoruz ki, Cenab-ı Hakk'ı eğer kabul ediyorsak, eğer her şeyi onun yarattığını kabul ediyorsak ki öyledir imanımız elhamdülillah, o zaman ister istemez nübüvveti kabul edeceğiz. Çünkü bu ilgi o ilgiyi de gerektirir. Bu alaka o alakayı da gerektirir. Bu rahmet, rahmetellil alemini de gerektirir. Aleyhissalatü vesselam. 6. sırda bu anlamda bir toparlama yapacak ve başladığımız Bismillahirrahmanirrahim yolculuğunun nihayetini salavat olarak bize gösterecek. Acaba neden? Bismillahirrahmanirrahimle başlayan ders nasıl salavatla biter? Onu işte 6. sırrı okurken anlayacağız inşallah. Saatime bakıyorum ve inşallah bir saat sürmeden bitiririz bunu diye umuyorum. 6. sır. Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan. Aczi fakrı önceki derslerde konuştuk. Acz güçsüzlük demek. Fakr ihtiyaç çokluğu demek. İhtiyaç demek, yani ihtiyaç sahipliği demek diyelim daha çok. Peki insanın aciz ve acizlik ve fakirlik içinde yuvarlandığı ne malum? Hani şu an bu dersin başına diye daha önceki derslerimiz dinlemeden evvel dinlememiş bir halde daha doğrusu daha önceki derslerimizi dinlememiş halde bir ateist otursa veya imanı var ama bu mevzuları çok bilmeyen birisi otursa ona ne diyeceğiz bu cümleyi okuduğumuz anda? Diyeceğiz ki
güç, nasıl söyleyelim onu, sahibinde asılsa onda sınır olmaz. Arzi ise sınırları olur. Mesela biz diyoruz ki bizde bir güç var. Ama bu gücün hayat içinde çok sınırlarına rastlıyoruz. Yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Yapabildiklerimiz içinde de bir süre sonra yapamadıklarımız var. Her zaman yapamadıklarımız var. Bazen yapmaya çalıştığımız halde yapamadıklarımız var. Gücümüz de yetebildiği halde yapamadıklarımız var. Kader öyle istemediği için. Şimdi bu durum gösteriyor ki bizdeki hal asıl değil. Nasıl anlamalı bunu? Asıl ile arızayı anlamakta bir turnusol olsun. Mesela 3 tane bez düşünelim. Bir de suyu düşünelim. Şimdi bezlerden bir tanesini hiç batırmamış olalım suya. Bir tanesini batırıp çıkarmış olalım, sıkmış olalım, hafif kurumaya bırakmış olalım. Bir tanesi de iyice ıslanmış olsun. Şimdi ilk bez için diyebiliriz ki bu kurudur. İkinci bez için diyebiliriz ki bu daha ıslaktır. Üçüncü bez için diyebiliriz ki bu daha da ıslaktır. Ama su için şeyi soramayız. Su ne kadar ıslak? Su ne kadar ıslak? Sonsuz ıslaklığın kendisi ondan zaten, değil mi? Yani bir şey suya bulanınca ıslak oluyor zaten. Suyun kendisinin ne kadar ıslak olduğunu söylemek çok zor. Işık ne kadar aydınlık? Işık zaten aydınlığı sağlayan şey. Işığın kendisi nasıl aydın olabilir? Yani ne kadar aydındır? Tayin nasıl yapılabilir ışıkta? Gibi gibi. Yani eşya üzerinden bunlar sınırlı örnekler tabii. Aynen öyle de bir şey sahibinde asılsa, zati ise, onunsa, onun malıysa, onda varsa, onda sınır olmaması gerekir. Fakat sınırları varsa o onda arzidir demektir. Yani verildiği kadar kullanabiliyor. Üzerinde olduğu kadar, kendisine bahşedildiği kadar tasarrufta bulunabiliyor. Alabilirse verebiliyor. Mesela işte kafamda yanan ampul. Bu ampulün aydınlığı asıl mı, zati mi, arizi mi? Arizi. Çünkü düğmeyi kapattığınızda ampul sönüyor. Ampulü oradan çıkardığınızda elinizde yanmaya devam etmiyor yani. Onun böyle zati bir aydınlatma özelliği yok. Elektrik gelirse üzerindeki özellikler sayesinde o parlaklık onda görünüyor. Gibi gibi. Cenab-ı Hak da bize bir zahirde, varlık içinde kalmamızı sağlayan, bizimmiş gibi görünen, kendimizi öyle sanrıladığımız bir kuvvet veriyor bize, bizde yaratıyor. Bizim üzerimizden yaratıyor. Ama bu demek değildir ki onun sahibi biziz, biz aciziz. Aciz olduğumuzu nereden anlıyoruz? Yapamadığımız zamanlarda. Allah göstermesin yani büyük bir rahatsızlık geçirdiğinizde, ben bundan birkaç yıl önce öyle bir hastalık geçirdim. Yataktan kalkamıyorsunuz yani. Namaz kılmak şey, hani Allah şu farz bitse de tekrar yatağa dönsem diye böyle gözünüz yatağa bakıyor yani o yorgunlukta. Güç benim miymiş? Yok bak, duyudan çıkarınca beni Cenab-ı Hak, biraz hastalık verince yanmıyorum ben artık. Ya da sudan uzaklaşınca ıslak değilim artık. Bu hal bize gösteriyor ki bizdeki asıl hal acizdir. Zati özelliğimiz bizim acizdir. Fakirliktir. Zaten fakirliğimiz acizle ilgili biraz da. Biz gücü yaratamıyoruz yani. Ancak bize verilirse kullanabiliyoruz. Olmadığında, sıkıntı çektiğimizde onu, ya şuradan gücüm vardı ben onu çıkarayım ortaya falan yapamıyoruz yani. Alaaddin'in sihirli lambası değil bu, ovamıyoruz. Ya da Süpermen gibi güneşe bakınca tekrar güçlenemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok bizim yani. O bile zaten o aslını göstermez de güneşten alıyor manasında. Buradan şuraya geleceğim. Demek ki insandaki asıl hal aciz. Güç arizi. Ampulün asıl hali nedir? Marketten ya da işte elektrikçiden aldığınız halidir asıl hali. O yanmayan halidir. Ampul aslında odur. Bu hali arizidir. Bu parlayan hali onda arizidir. Sonradan elektrikle buluşunca olan bir şeydir. Bizdeki kuvvet de kuvvetsiz hallerimizden anlıyoruz ki zayıfladığımızda, hastalandığımızda, yapamadıklarımızda, çabalayıp çabalayıp ulaşamadıklarımızda,
veya bize verilip sonra geri alan alınanlardan üzerinden anlıyoruz ki bizde bunlar zati özellik değil, asıl değil, arzi, bir yerden verilmiş, bir yerden yaratılıyor. Böyle bir tayin yapabiliyoruz. Zaten hayatta da tecellisini çok görüyoruz. İçimizde de işte çoğu anda o aczi hissediyoruz. Özellikle güç yetiremediğimiz olaylar, işte yine söylüyorum tekraren, karşılaştığımızda bu acz kendisini ben asılım, ben zatiyim diye haykıra haykıra söylüyor. Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan. Fakr da dediğimiz gibi aslında bir nimet. Cenab-ı Hak fakrı bize vermiş ki onu bilmenin yolları açılsın bizde. İhtiyaçlar sayesinde çünkü insan dışarısına uzanıyor. Eğer ihtiyacımız olmasa dışarıyla etkileşimimiz de olmaz. Çünkü etkileşime ihtiyaç duymayız. Kendi içimizde yaşarız. Nitekim biraz böyle istina sahibi tiplere fil dişi kulede yaşıyor falan denir ya, entelektüel insanlar özellikle. Çevresiyle güç ilişkisinde çok şey olmayan, ihtiyaç duymayan, üstten konuşmayı seven biraz da böyle insanlara şey deriz, işte kendi fil dişi kulesinden çıkamıyor. Neden? Etkileşime girmiyor. Kendi kendine yetiyor. Kafasının içindeki veya kalbindeki veya sahip olduğu kanaatler ona yetiyor. Dışarıya açılma ihtiyacı hissetmiyor. Bu hali tarif etmek için fil dişi kulesinde yaşıyor diyoruz. İşte o fakr aslında Allah'a öğreten bir araçken, eğer manipüle edilirse, eğer nefsin dizgini eline verilirse, bu sefer de insanı dalalete sürükleyebiliyor. Nasıl? Gayrı zaruri ile zaruriyi ayıramaz hale geliyor. İnsanın hayatını sürdürmesi için gerekli olanlar var. Bir de olmasa da olanlar var. Olmasa da olurlar var. Fakat nefis o tayini tam yapamıyor. Nefis için fayda sağlayan her şeye ihtiyaç. Beden için hepsi ihtiyaç değil. Bakınız, beden fazla aldığınız zaman gıdaya hatta diyor ki ya bu fazla oldu yani. Fazla kaçırdım, bak rahatsız oldum. Kilo yaptım, midem yandı, kalorim arttı vesaire. Vücut size sinyal veriyor. Nefis öyle bir sinyal vermiyor işte. Nefisin sıkıntısı o. Nefise ne verirseniz verin kaldırıyor. Menfaat namına ne varsa. Onun bu açlığının aşırı olduğunu biz diğer yerlerimizden anlıyoruz. Sınırlı yerlerimiz, mesela bedenimizden anlıyoruz arızalarından. Psikolojimizden anlıyoruz sıkıntılarımızdan. Aklımızdan anlıyoruz çelişkilerimizden. Kalbimizden anlıyoruz tatminsizliğimizden gibi gibi özelliklerle nefsin aşırıya gittiğini anlayabiliyoruz. Nefis bizzat kendisi aşırıya gittiğini anlayamıyor. Doymayan balık gibi. Hani balığa akvaryumda yem verirseniz, ne kadar verseniz yemeye çalışır, en sonunda çatlar. Onun gibi anlayamıyor yani doyduğunu. Her şeyi istiyor. Eğer terbiye olmamış, tezkiye olmamış bir nefisse. Allah dostlarının nefisleri ayrı. Onlar tabi bir eğitimle onları terbiye ediyorlar. Burada çok durduk. Hızlı geçelim. Ey hadsiz, acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan. Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki. Rahmet öyle bir sultan-ı zülcelale vesiledir ki, celal sahibi sultan. Yıldızlarla zerrat beraber olarak, kemali intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o zat-ı zülcelalin ve o sultan-ı ezel ve ebedin istiğnai zatisi var. Ve istiğnai mutlak içindedir. Hiçbir cihette kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiye alel ıtlaktır. Ve bütün kainat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir. Şimdi burada Sultan-ı Zülcelal ile başlayan bir Cenab-ı Allah tabiri şeyi var, tarifi var. Ama bakıyorsunuz bize vurgulanan hep azameti, hep büyüklüğü. Neden burada bunu vurguladı? Çünkü bizi Cenab-ı Hakk'ın samediyetiyle, istiğnasıyla
uyandırmaya çalışıyor. Yani rahmet ile istina arasındaki ilişkiyi bizi uyandırmaya çalışıyor Bediüzzaman Hazretleri burada. Şimdi biraz ince okumasını yapalım. O rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat, yani yıldızları zaten biliyorsunuz zerratta en küçük parça, zerre, zerreler demek. Atom diyebilirsiniz, atom altı parçacıklar diyebilirsiniz, daha da altı varsa o da diyebilirsiniz. Zerrenin ucu açık. Genelde atom diye anlaşılıyor ama o zamanlar en küçük yapı taşı atom diye bilindiği için böyle karşılık verilmiş. Zerre daha da aşağısı olabilir, yani lügavi olarak açık bu tabire. Yıldızlarla zerrat beraber olarak kemali intizam, tam bir düzenle ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Yıldızlara da boyun eğdirmiş Allah, zerrelere de boyun eğdirmiş Allah. En yukarıda onun sultanlığından kaçamıyor, en aşağıda onun sultanlığından kaçamıyor. Öyle bir hakimiyet. Nokta kaybı yok. Nokta toprak kaybetmiyor. Nokta alanda hakimiyetsizliği mevcut değil. Her yeri sarmıştı. Tevhid bu demek. Cenab-ı Hakk'ın arşı istivası bu demek aslında. Yani Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kontrolünde. Hiçbir şey dediğimiz hiçbir şey yok ki Cenab-ı Hakk'ın kontrolünün dışında olsun. Yoksa var olamaz zaten. Onun varlığının devam etmesi, işte o arizi özelliklerin, elektrikle yanan ampul gibi zerrede var olan arizi özelliklerin var olmak bile bizde arizidir. Var olmak da bizde arizidir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın devam ettirmesiyle, kayyumiyetiyle mümkündür. Yoksa biz kendimizde var olan enerjiyi de yaratamıyoruz. İşte diyorlar maddenin kökeni enerjidir. Peki insanoğlu, Ademoğlu, Ahmet, Mehmet falanca filanca hepimiz için söylüyorum. Bu bizdeki atomize işte parçaları bizim yaratmaya gücümüz var mı? O en alttaki enerjiyi kendimiz mi üretiyoruz? Yo. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Tabiri caizse işte onun gibi Cenab-ı Hak bizi ete kemiğe büründürmüş, Ahmet diye göstermiş, Mehmet diye göstermiş. Biz de emanet bulmuşuz, hemen üzerine konmuşuz. Yoksa kendimiz yaratmamışız yani, böyle bir hakimiyetimiz söz konusu değil. Asıl hakimiyet yaratmakla olur. Geri kalan hepsi emanetçiliktir. Evet, kemal-i intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in, bu kelimeleri daha önce konuşmuştuk, istinayı zatisi var. Yani hiçbir şeye muhtaç değil. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Bizim gibi, ne diyeyim, bizim bağlı olduğumuz şeyler Cenab-ı Hakk'a bağlamıyor. Biz ihtiyaçlarımız üzerinden, az önce konuştuk, fakir üzerinden birçok etkileşim yaşıyoruz. İlgiler duyuyoruz, meraklar geliştiriyoruz, bilgiler öğreniyoruz. İşte ne bileyim, duygulanmalar yaşıyoruz. Bunların hepsi ihtiyaçlarımız üzerinden. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ilgisi böyle değil. İlgi diye tırnak içinde ifade ediyoruz ama aslında rahmet kelimesi doğru şeyi karşılıyor. Cenab-ı Hakk'ın ilgisi bizim ilgimiz gibi değil. Daha evvelki derslerde altını çizdiğimiz bir şey. İnsanla Allah'ı karıştırmamak lazım böyle konularda. Bizim de ilgilerimiz var. Cenab-ı Hakk'ın da varlığına yaratmak itibariyle belli ki ilgisi var. Ve her an rahmetiyle bu ilgisini gösteriyor. Ama bu ilgi bizim ilgimiz gibi ihtiyaçlardan değil. Evet, istinayı zatisi var. Hiçbir şeye muhtaç değil. Her şeyi o yaratmış zaten. Niye muhtaç olabilir? Ve istinayı mutlak içindedir. Yani onun istinası, muhtaç ihtiyaçsızlığı, kendi kendine yeterliliği mi diyelim, nasıl anlatalım? İstina burada nasıl verilmiş? Sınırsız zenginlik. Aslında zenginlik de olur da şey, bu daha çok kendi kendine yetebilme diyebiliyorum ben bunu. Neyse, bu da güzel bir tarif. İstinayı mutlak sınırsız zenginlikmiş. Hiçbir şeye muhtaç olmayış. Ve istinayı mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiyi alel ıtlaktır. Zaten istina gani aynı kökten geliyor. Ve bütün kainat tahtı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte
celaline karşı tezellüldedir. Yani bizim Allah'ımız böyle bir Allah. Böyle. Zerreler, yıldızlar, varlığın bütün detayları onun kudret elinde dürülmüş bir şekilde. O ne buyurursa o oluyor. O ne emrederse o oluyor. Hiçbirine de ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duymadığı halde tasarrufunu devam ettiriyor. Ne için bak? Hemen soru bizim kafamıza geliyor. Bizim bile bu metni okurken soru geliyor. Madem öyle, Cenab-ı Hak Samet hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Peki niye ilgileniyor? Neden? Neden yaratıyor? Neden her an tasarrufta? Neden bu olaylar etrafımızda böyle cereyan ediyor? Cevabı geldi. İşte rahmet seni ey insan. O müstağniyi alel ıtlakın ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır. Müstağniyi alel ıtlak yine işte Cenab-ı Hakk'ın istinasına bir vurgu. Sultanı sermediği Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğuna bir vurgu. Huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın, hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat-ı akdese ve o şems-i ezel ve ebede biz çenden nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. Neymiş sorunun cevabı? Rahmet. Cenab-ı Hak kemalinden dolayı bizimle ilgileniyor. Yani evet kudretinin celalinin gösterdiği büyüklük var. Ama rahmetinin gösterdiği büyüklük o celalinin üzerine bir cila gibi. O celalin üstüne daha bir kemal gibi. Ya bir insan üzerinden örnek veriyoruz yine anlamak için. İki tane büyük adam farz edelim. İki tane vali, iki tane bakan, iki tane milletvekili. Şimdi o da büyük, o da büyük diyelim. İkisi de ilim sahibi diyelim, yetki sahibi, yönetim sahibi. Şimdi bir tanesi var burnundan kıl aldırmıyor, ilgilenmiyor aşağıdan gelenlerle falan filan. Bir tanesi var o bütün makamının şeyinin yanında bir de ilgileniyor. Gelenle gidenle selam veriyor, çay sohbeti ediyor vesaire. Hani böyle büyük şeylere karar veriyor ama cüz'iyatı da ıskalamıyor. Diyelim apartmanın girişinden, binasının girişindeki güvenlik görevlisinden tut. Herkes ondan razı. Herkesle bir hoşbeşi var. Herkesin gönlünü almış. Herkesle muhabbet etmiş, derdini sormuş. Onlarla da ilgilenmiş. Nasıl devletin en büyük kararlarını biliyor. Atıyorum en alttaki personelin doğum günü tarihini de biliyor. Ona doğum gününde pasta gönderiyor vesaire. Şimdi böyle bir adam mı daha büyüktür bir de diğeri mi? Burnundan kıl aldırmayan hiçbir iş... Aşağıdaki hiç kimseyle muhatap olmayan, sadece büyük kararları veren, ondan gayrısına karışmayan. Bakın biz bile gönlümüz, kalbimiz hemen diyor ki bak o ikinci adam bu işi tam kotardı. Çünkü büyüklüğü küçüklerle ilgilenmekle de tamamladı. Sadece büyüklük dairesinde kalmadı. Etrafındaki insanları da şey yaptı, taltif etti, hoşlanacakları şeyler yaptı. Gönüllerini hoşnut etti. Yani o büyük daireyle küçük daireyi birleştirdi diyoruz. Cenab-ı Hak da öyle işte. La teşbih ve la temsil. En büyüklerle ilgileniyor ama en küçüklerle de ilgileniyor. Rahmetinden. İşte rahmet seni ey insan, o müstağniye alel ıtlakın ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder. Ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun? Çok uzaksın. Senin hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de zat-ı akdese ve o şems-i ezel ve ebede biz çendan gerçi. Çendan nihayetsiz uzağız. Yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize yaklaşmasının, bizim ona gitmemizin, o aramızdaki hukukun
açıldığı tek kapı, gelişime yatkın olduğu tek kapı rahmet kapısı. Çünkü oradan bize tecelli geliyor. Bizim de oraya yönelmemiz lazım ki o tecelliye tam muhatap olalım. Ay çiçekleri ne yapıyor? Güneş ne taraftaysa o tarafa dönüyor değil mi? Böyle kafasını çeviriyor. Güneş buradaysa böyle dönüyor. Diğer bitkiler için de bu geçerli mesela. Güneş şuradaysa dalları o tarafa doğru böyle uzuyor. Ne taraftan gelirse o tarafa doğru bükülüyor, yapraklarını çeviriyor vesaire. Aslında o bitkiler bize akıl veriyor. Işık neredense yüzün de oraya dönecek kardeşim. Arayışın da oraya dönecek. Madem ki biz de hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ımızla rahmet üzerinden ilişki kuruyoruz, o rahmeti kabul etmemizin yöntemine aciz ve fakr. Yani bizim ayçiçeğimiz, acizimiz ve fakrımız. Bunları Allah'a çevirirsek o ışık gelecek. Bunun uyanıklığında olalım. İşte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi, tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi, rahmetin en parlak bir misali ve mümessili, yani temsilcisi ve o rahmetin en beli bir lisanı, yani beli, belagatlı, edebiyatlı bir lisanı diyelim ve dellalı olan rahmetel lil alemin unvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetidir ve tevaiyetidir. Ve bu rahmetel lil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Bakınız halka nasıl tamamlandı. Daha önceki derste Miraç bahsinde konuşmuştuk Miraç gecesinde. Talim-i Esma ile Miraç'ın bütünleşmesini konuşmuştuk. Talim-i Esma ile başlayan dersin Miraç'la tamam olduğunu söylemiştik. Meleklere karşı da bize karşı da. Meleklere karşı nasıl tamam oldu? Onlar Hazreti Adem Aleyhisselam'ın büyüklüğünü Talim-i Esma ile öğrendiler isimleri. Hazreti Adem Aleyhisselam bildi. Onlar bilemediler. Kemalini fark ettiler. Ama ona tam şahitlikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gezisiyle oldu. Çünkü Miraç'ta Efendimiz öyle bir makama çıktı ki oraya Cebrail Aleyhisselam bile çıkamadı. Çünkü Cebrail Aleyhisselam meleklerin en büyüğü, makam olarak en üstünü. Ama onun bile gidemediği yere gitti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Talim-i Esma'nın gösterdiği o bilme sırrı vuku buldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracıyla halka tamamlandı. Ders tamam oldu o olayla. Bunun bize bakan veçhine, biz de içimizdeki sırrı bir fertle ispat etmiş olduk. Evet, potansiyel olarak isimleri bilebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın marifetine açığız. Belli seviyelerde bunu yapabiliyoruz. Ama onun zirvesi, o melekleri aşan zirveye de birisini göndermemiz lazım ki potansiyel tam inkişaf etsin. Hani bir yarış yapıyorsun, o yarışta belki rekoru bir kişi kırıyor. Ama o rekor kırıldığında insan bir şey ispat etmiş oluyor. Neyi? Tür olarak biz, işte atıyorum 100 metreyi 9 saniyede koşabiliyoruz. Tür olarak biz, işte şu kadar metre yukarıya kadar atlayabiliyoruz. Onu yapan bir kişi. Ama o bir kişinin fahrı, övgüsü hepimizin oluyor. Öyle hissediyoruz. Bu spor olayları niye var? Bu turnuvalar, şunlar bunlar. Ronaldo gol attığında ben atmışım gibi geliyor bana. Niye? Hiç bir insan bunu yapabiliyorsa bu insanların da şeyi oluyor böyle. Övüncü gibi. Övünç kaynağı gibi. Bunu hissediyoruz yani. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Miraç'ta bu sırrın en büyük hakikatini ispat etti. O makamlara, Kab-ı Kavseyn'e kadar tek başına çıktı. Belli bir yerden sonra Cebrail Aleyhisselam da ona eşlik edemedi. Ve böylece Talim-i Esma ile başlayan sır Miraç'ta tamam oldu. Bu bize onu gösterdi. Burada da onun devamı olarak şu söyleniyor. Yine önceki derslerle bağlayalım. Rahmet var, tamam mı? Bir, bunu fark ettin kainattaki halimizden. Rahmetin varlığını fark ettin. Gerek alemin yüzünden, nizamlarından, düzeninden, etkileşiminden, gerek daha alt dairede hayatın varlığından, dünya yüzeyinden, oradaki etkileşimden, ekolojik dengeden, o alverlerdeki ahenkten, daha aşağı indin insanın özelinden, insanın etrafında bütün alemin perverde oluşundan, hizmetine koşmasından. Biz dedik ya bu bizim boyun eğdirmemiz değil, bunların bize hizmet etmesi, hizmet ettirilmesi.
birisi tarafından. Yoksa elmayı insan kafasında silah dayayıp bana elma ver diye mecbur etmemiş elma ağacını. Öyle bir zor kullanamamış, yok da zaten öyle bir zoru. Vermezse alamıyor. Ekin çıkmazsa alamıyor mesela. Kıtlık oldu mu alamıyorsun. Nasıl yapabiliyorsun? Yapamıyorsun ki. Yağmur yağmadığı zaman nasıl yağdırıyorsun? Bomba falan patlatıyorlar. Olmuyor ki. Hiç doğal yağmur gibi olabiliyor mu? Olmuyor. Gibi gibi. Madem ki Cenab-ı Hak bunu gösterdi, rahmetinle tasarrufta bulunduğunu, rahmetiyle bizimle ilgilendiğini gösterdi. Hemen şeye varmalısın, ya o zaman onları veren Allah bu alemde de beni başıboş bırakmaz, bu kararsız halimle, bu doğruyu bilmeyen halimle, bu acabalı halimle beni baş başa bırakmaz. İlla bana bir pusula gönderir, bir rehber gönderir, bir kitap gönderir. Bu dershaneyi yaratmış, alem bir dershane gibi. Her bir köşesi bir şeyler öğretiyor. Ama o dershaneye öğretmen tayin etmemiş, kitap göndermemiş. Bu olamaz der insan. Uyanması lazım buna. Madem ki bilgi yüklü her yer, bu bilgilere ben nasıl ulaşacağım, nasıl bu hakikatin doğrusunu kavrayacağım, varlık bana öyle de gelebilir, böyle de gelebilir, hangi akla uyacağım, aklın bile farklı şeyleri var, tezahürleri var. Onlardan hangisi doğru, onu söyleyecek birisinin olması lazım. Hah! İşte demek ki o da en parlak rahmet tecellisi olarak lütfedilmiş oluyor. Rahmetellil alemin olarak, alemlere rahmet olarak. Bunu şöyle de bir pencereden anlayabiliriz. Her bir insan bir alemdir, değil mi? Her birimizin çok farklı bir dünyası var. Çok farklı eğilimleri var, çok farklı tefekkürleri var, çok farklı esma renkleri var. Fıtratımızın incelikleri birbirinden çok farklı. Yüzlerimiz bile birbirine tam benzemiyor. Parmak izlerimiz bile birbirine tam benzemiyor. Onun rahmet oluşu bizdeki bütün ayrı ayrı alemlere bir rahmet. Evet, işte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazine-i nur buluyor. Cenab-ı Hak'tan geliyor madem bu rahmet, işte tükenmez nur. O hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en beli bir lisanı ve dellalı, yani ilancısı olan rahmetellil alemin ünvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Yani ona ittiba etmek, uymak ve sünnet-i seniyesine yapışmak. Bunlar rahmete ulaşmanın aracıdır. Eğer bunlara tutunmazsanız siz rahmeti elinizin tersiyle itmişsiniz demektir. Bu işte Kur'an Müslümanları, biz Kur'an'dan işte hakikatlere ulaşacağız falan filan. Yahu kardeşim, senin Cenab-ı Hakk'ın verdiği hangi şeyi itebilme hakkın var? Ne zaman o kadar doydun sen? Ne zaman o kadar fakrını açtın, ihtiyaçlarını azalttın? Ne zaman o kadar hadsizleştin yani? Bana bir tek Kur'an yeter. Sana Cenab-ı Hak ne verirse, hatta daha fazlasını istemek üzere ancak o yeter. Yani Cenab-ı Hak sana ne bahşederse daha fazlasını isteyerek beklemek zorundasın sen. Öyle o yeter, bu yeterli olmaz bu iş yani. Cenab-ı Hak Kur'an'ı vermiş, onunla beraber sünneti de vermiş. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ı göndermiş, gökten kitabı üzerimize atmamış yani Cenab-ı Hak, haşa. O ayetleri anlatan, öğreten, Kur'an'da da böyle söylüyor. Onları ders veren bir peygamber göndermiş, değil mi? Sen nasıl onu ondan kesip ayırıyorsun da kitap tamam, ötekine boşver yapabiliyorsun? Nasıl muallimi kitaptan ayırabiliyorsun? Nasıl dershane, kitap, muallim ilişkisini birbirinden kopuk ele alabiliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu çok tutarsız bir tutum yani. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti de o rahmetin bir parçası. Çünkü bize hayatımızın içinde yollar gösteriyor. Bizzat tecrübe olarak, kitabi olarak değil. Bizzat tecrübe olarak. Biz onun hayatından aldığımız dersleri, değil mi? Çok örneği vardır sizin hayatınızda da. Bir pusula gibi, bir kutup yıldızı gibi kullanıyoruz. O şöyle yapmıştı diyoruz, biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. İmamlık böyle olur. Hayatın içinde olur imam. O bizim imamımızdır.
Yoksa kitabı getirmiş, kendisi önemsiz falan, böyle bir şey mümkün değil. Ve bu rahmetellil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. He, salavat mevzusu mühim. Okuyalım, devamında konuşalım. Evet, salavatın manası rahmettir. Ve o zihayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise, bir daha okuyorum. Ve o zihayat mücessem rahmete, Efendimiz öyle diyor, mücessem rahmet, cisimleşmiş rahmet. Rahmet duası olan salavat ise o rahmetellil aleminin vusulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine, o rahmetellil alemine vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Ey selefiler, vesile caiz mi değil mi? Hepsi vesile, hepsi vesile. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ulaşmak için bütün amellerimiz vesile. Nasıl vesileyi reddediyorsun? O rahmetellil alemine vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmetellil alemin olan aleyhissalatü vesselam hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymetdar bir hediye-i ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl, hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Şimdi görüyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim'le başlayan dersimiz, geldi en nihayet salavata dayandı. Bakın yine bir halka tamamlandı. Burada belki 3 halkanın tamamlanışını gördük. İşte Talim-i Esma ve Miraç. Sonra yaratılış ve nübüvvet. Bu da bir tamamlanıştı çünkü. İlginin tamam olması gibiydi tabiri caizse. Üçüncüsü de besmele ve salavat. Bismillahirrahmanirrahim'in tamamlanması, Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed aleyhissalatü vesselam. Neden öyle? Çünkü salavat bize rahmet olanın, nasıl diyelim ona, o rahmetin daha çok tecellisini istemek gibi bir şey yani. Şimdi dualarımız da aslında o, biz ama dualarımız bireysel. Biz her birimiz kendi dualarımızda Cenab-ı Hakk'ın işte nimetlerini istediğimizde, kötülüklerden hıfzımızı murad ettiğimizde, söylediğimizde, dile getirdiğimizde bunlar da rahmetin tecellisini istemek. Ama bu kendimize has tecellilerin devamını istemek. Rahimiyet gölgesinde daha çok bunlar sanki oluyor. Ama rahmet umumi olan bir nimetin devamını istemek belki ve o umumi olan nimetlerin en büyüğü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona rahmet duası ettikçe, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ona gelmesini diledikçe aslında bize akan en büyük oluğa dua etmiş oluyoruz. Ya da en büyük oluğun daha çok akmasına dua etmiş oluyoruz. Yani düşünün, bir her birimizin evindeki musluk var diyelim. O musluğun akması için Allah'a dua edelim. Öyle düşünelim. Bir de o suyun geldiği baraja, atıyorum, Tuna Nehri akıyor. Bir de Tuna'nın taşması için, daha çok dolması için dua ettiğimizi düşünelim. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek, aslında Tuna'nın daha çok akmasını istemek gibi. Cenab-ı Hak ona rahmet etmiş, onu rahmetellil alemin olarak tayin etmiş. Fakat biz o tayinin sınırlarını bilmediğimiz için, daha çok Allah'ım, daha çok lütfet Allah'ım, daha çok rahmet Allah'ım. Çünkü akıbetimiz, mizandaki halimiz de belli değil. Efendimizin kaç kişiye şefaat edeceğini bilmiyoruz. Yani bir kişiye daha fazla etse, birimiz daha yani cennet alsa fena mı olur yani? Bizim için kötü bir şey mi? Bir kişi daha cehennemden kurtulsa. Yani o işin ucu yok daha bizim için. Cenab-ı Hakk'ın ilminde elbette o vardır ama bizim için kenarı yok daha. O nehrin, o barajın bir kenarı olmamış, o gölün bir kenarı oluşmamış daha. Biz ona rahmet diliyoruz ki o rahmet bize de akacak. Kendi bir menfaatimiz var yani o işte. Kendi menfaatimizi kollamamız lazım. Salavatta
Cenab-ı Hak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın rahmetini diliyoruz. Ama bize akacak şekilde diliyoruz. Çünkü o zaten ayet-i kerimede diyor ya, yani sizin diyor iman etme, onlar diyor iman etmeyecekler diye neredeyse diyor kendini harap edeceksin diyor. Yani kısa bir manasını söylemiş oldum. Tam böyle olmayabilir de. Yani Efendimiz bizim iman edip etmememizle çok ilgili. Çok düşünüyor bizi. Bizim için çok dertleniyor. Derdi bu zaten. Doğmuş ümmeti demiş, vefat etmiş ümmeti demiş. Yani derdi bir kişiyi daha nasıl cennete götürebilir? Yine bir hadis-i şerif var. İnsanlarla kendi misalini şöyle anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Diyor ortada bir ateş yanıyor. Siz diyor pervaneler gibi ona uçuyorsunuz. Nasıl o kelebekler, böcekler parlaklığa doğru giderler yanmaya. Ben diyor eteklerinizden tutmuş sizi çekiyorum diyor gitmeyin diye. Yani onun misali bizimle öyle. Amacı kendini kurtarmak değil, amacı bizi kurtarmak. O rahmetin daha çok insanı kuşatmasını sağlamak. E ona yardım edelim yani, bu kadar da densiz olmayalım. İnsan kendisini kurtarmak isteyene yardım etmez mi ya? Adam seni suyun içinde boğulmaktan çekiyor. Sen adamın elini itiyorsun. Salavat getirmemek bu demek işte, bakınız. Bu modernistlerde bu hastalık çok var. Ama onlar onu maksatlı yapıyorlar. Ben şöyle okuyorum. Salavat getirmenin sünnetle ve nübüvvetle daha sıcak bir ilişki, daha aktif bir ilişki sağladığını, insanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı daha ismi anıldığı mertebede bir duyarlılık sağladığını biliyorlar. E bunların amacı aslında orayı kesip atmak. Yani o sünneti bir koparsalar, oh diyecekler, bunu rahat ettik. Bundan sonra din istediğimiz gibi namazı avuda kalkarak da kılarız, parende atarak da kılarız. İstediğimiz türlü ibadet yaparız. Oruç diyorlar zaten, iftar vakti, sahur vaktinde oynarız biz onda. İşte sigara bozmaz belki falan böyle. Bütün kapılar delik deşik olacak ondan sonra. Bütün surlar delik deşik. Çünkü sünnet ise niye Kur'an'ın zırhı gibi. Farklı tevillere izin vermiyor, haksız yorumlara izin vermiyor, aşırı yorumlardan Kur'an'ı koruyor. Ama onu kaldırsalar, ondan sonra atağdan Üsküdar'ı geçecek. İşte onlar o salavatla ilişkimizi koparmak istiyorlar ama biz inadına Efendimizin adını duyduğumuzda ona salavat getirmeliyiz. O ilişkiyi aktif tutmalıyız ki o rahmetten nasibimiz çok olsun. Ampulümüzü, bak baştaki örneğe geri döndük. Ampulümüzü duya takılı tutmamız lazım. Demek salavat oymuş. Hala takılayım. Hala senin ümmetinim. Namazda da o vardır. Namaz kılan adam ne yapıyor? Bazen o güvenlik işçilerinde o şey oluyor. Arada bir şey veriyorlar işte. Ben bilmem kim, şu an görevdeyim, hala şuradayım falan. Tekmil veriyorlar arada bir ki hani amirleri onların hala şeyde olduğunu fark ediyor. Vazife başında olduğunu fark ediyor o sayede. İşte atıyorum yarım saatte bir, bir saatte bir bildirimde bulunuyorlar. İşte ya düğmeleri var basıyorlar, görev yerine geldiklerini bildirir. Veya işte telsizleri var, haber veriyorlar. Biz de namazda günde 5 defa haber veriyoruz Cenab-ı Hakk'a. Hala buradayım. Hala senin kulunum. Hala senin imanın üzerindeyim. Hala kulluğum üzerindeyim. Hala doğrunun bu olduğuna inanıyorum. Hala affını diliyorum. Hala rahmetini diliyorum diyoruz. Bakın salavatta da aynı mana var. Aleyhissalatü vesselam ama bu sefer diyoruz ki ya Resulallah, hala senin ümmetinin. Hala senin iyiliğini diliyorum. Hala senin varlığının kıymetinin farkındayım. Hala senden akan rahmete muhtacım. Hala senin sünnet-i seniyeni önemsiyorum. Gibi manalar bu salavattaki o sıcak ilişkinin içinde saklı. Eskiler bunu çok güzel yapıyorlar. Ben bazen camide görüyorum yaşlı insanlar. Duydukları anda mesela Muhammed diyor hoca. Allah'ım hemen ellerini göğüslerim. Allah'ım salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Hemen getiriyorlar. Kaç defa söylerse söylesin hoca. Her defasında böyle. İşte o sıcak ilişkiyi sürdürmek. Unutmamak. Bir kere daha okuyup sonra bitireyim. Evet, salavatın manası rahmettir. Ve o zihayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmetellil aleminin vusulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmetellil alemine vesile yap, o zatı da rahmeti rahmana vesile ettihaz et. Umum ümmetin
rahmetellil alemin olan aleyhissalatü vesselam hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymetli bir hediye-i ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl, hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi, bakın en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Bakınız, Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ilişki en nihayet nübüvvete bağlandı. Demek ki şeyin baştaki okuduğumuz ayette Belkıs'ın hayreti boşuna değil. Belkıs bir şeye uyanıyor orada. Hani Allah böyle bir Allah'sa kesinlikle bizimle ilgisi var. Kesinlikle bize bir lütuf ve kerem içinde. Belki de Allahu alem Belkıs'ın yaşadığı dönemde o kendi Sebe ülkesinde hani varmış böyle inanışlar. Aristo'nun felsefesinde falan da var zaten. Yani Allah kainatı bir kere kurdu, daha ilgilenmiyor. Her şey kendi kendine devam ediyor falan diye inananlar varmış. Belki orada da Allahu alem inanç öyleydi. Ama Sebe melikesi Belkıs işin öyle olmadığını hissediyordu belki de. Ne zaman ki Süleyman Aleyhisselam'dan ona o mektup geldi, o mektup onu uyandırdı. Yani aradığını bulduğunu hissetti belki de o mektupta. Bana Süleyman'dan bir mektup geldi ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Danışmanlarına böyle haber veriyor. O baştaki Bismillahirrahmanirrahim onu niye o kadar böyle ilgilendirdi, danışmanlarına bu şekilde anlattı? İşte o sırrı fark ettiğinden olabilir. Yani evet, Allah böyle olmalı ya. Allah bizi yaratıp kendi halimize bırakmaz. Mutlaka ilgileniyor da olmalı ya. Belki de bu uyanışı yaşadı yani. İşte o uyanışın ucu gider 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 nübüvvete dayanır. Cenab-ı Hak böyle bir Allah'sa böyle bir peygamberi de mutlaka vardır. Ve o peygamberin davası da hepimizi kurtuluşa götürür inşallah. Eğer ittiba edersek sünnet-i seniyesine, eğer şeriatınca amel edersek bizi kurtarır. Rahmet eden mutlaka yine rahmet eder. Başıboş bırakmaz. Rahmetin zıttı ilgisizliktir. Nefret değildir yani. Rahmetin zıttı ilgisizliktir. Cenab-ı Hak bizi ilgisiz bırakmaz. Mutlaka ilgilenmeye devam eder. Öyle bir rahmet burada terk etmez yani. Ve biz de bu rahmetin farkında olduğumuzu bir, Bismillahirrahmanirrahim'i söylemekle, iki, nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kıymetini bilmekle ifade ediyoruz. Ve o kıymet ifade edişin bir şeyi de salavat numunesi. Efendimizle aktif bir ilişki içinde olmak, ismiyle, bahsiyle, anılışıyla, her anımızda ilişki içinde olmak. Hani derler ya, Mecnun şeydeki çöldeki şeylerin, geyiklerin, ceylanların gözlerini öpüyormuş ki Leyla'nın gözlerine benziyor diye. Salavat da bizi aslında böyle bir şeye davet ediyor, duyarlılığa. Birisi mesela ya işte Galatasaray forvet almış Muhammed Mustafa diye ilk transfer edildiğini duyduğumda aklıma şu geldi. Dedim ya adamın ne mübarek ismi var. Söylenince milletin salavat getiresi geliyor Muhammed Mustafa deyince. Öyle olmuş hakikaten. O iki ismi duyduk mu hemen, da bir tanesi bile yeter. Duyduğumuz zaman hemen böyle bir salavat getirme şeyi içimizde hissediyoruz. İşte aşk budur. İsmine kayıtsız kalmamaktır yani bir nevi. Onun böyle gönül tellerini titretmesidir hemen. Hemen bir icabe edecek bir şeye insanı yönlendirmesidir. Böyle aforizma olarak yazarlar. Platonik zordur derler. Her şeyi üzerine alınırsın. Alınmak da lazım. Evet. Bir duamız var. Bunu okuyarak 14. Leman'ın 2. makamına son veriyoruz. Elhamdülillah bu bahsi de bitirmiş oluyoruz. Yarın inşallah 2. sözü okuyacağız. 2. sözden itibaren devam edeceğiz tefekkürlerimize. Duamız şöyle. Allahümme bihakki esrari bismillahirrahmanirrahim. Salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemine kema yeliku bi rahmetike ve bi hürmetihi
ve ala alihi ve ashabihi ecmain verhamna ve rahmeten tuğnina biha an rahmeti men sivake min halkik. Amin. Kısa bir manası şöyle: Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim'in hakkı için alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata aleyhissalatü vesselam ve bütün al ve ashabına senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salat ve selam et. Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salat ve selam et. Amin. Bize de senden gayrı, senin mahlukatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle merhamet et. Amin. Ne dualar be. Bir daha okuyacağım burayı. Bize de senden gayrı, senin mahlukatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle merhamet et. Amin. Allahümme amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.